iddia etmiyorum ama herhalde adım adım Bratislava'yı benim gibi gezen bir gezgin olduğunu düşünmüyorum. Belki bisiklet kiralayıp bisikletle bu parkuru yapmış olanlar vardır. Bence bu gezimin benim için en güzel yanı. Son güne saklamıştım zaten. Yolu bitti. O yürüdüğüm yer. Şu sağ taraftaki kısmı bisiklet yolu yapmışlar. Ben de gelen araçları göreyim diye sol taraftan yürüyorum. Buraları da kamp alanları sanki. Yani sizi şaşırtmasın, bu Tuna değil. Tuna Nehri'nin, Slovaklar Dunaj diyor. Bir kolu, küçük bir kolu. Ortada ada oluşmuş hatta. Bunlar da kuş gölü olsa gerek. Takriben 1,5 kilometre kaldı. Yol epey darlaştı. Bu arada özellikle bisikletçi işareti de yok. Yani işareti var ama şeridi yok. Onun için böyle müsait olan yan kısımlardan yürüyorum. Hem de ayaklarım dinlenmiş oldu. Yumuşak toprakla. Böyle bir yaya köprüsü var ama kapalı. Evet, Devin Kalesi tam karşımızda. Takriben 1 kilometre kadar daha var. Camların önünde hep böyle çiçekler var. Sardunya'ydı sanki bunlar. Burası da mezarlıkları. Mezarlıklar aslında bir toplumun aynasıdır. Bratislava'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Devin Kalesi ilk olarak 864 yılında yazılı kaynaklarda geçiyor. Devin Kalesi yapıldığı günden beri Keltler ve Romalılar gibi medeniyetlerin hakimiyeti altına girerek farklı toplumlara hizmet etmiştir. En iyi korunmuş kalelerden birisi olarak öne çıkan Devin Kalesi, Tuna ve Morava nehirlerinin birleştiği yerde sunduğu eşsiz panoramik manzarası ile Slovakya turizmi için çok önemlidir. Yerden 212 metre yükseklikte devasa bir uçurumun üzerinde yer alan kale, günümüzde çeşitli sergilere ev sahipliği yapan bir müze olarak da hizmet vermektedir. Yerli halk ve turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Devin Kalesi, Slav kardeşliği ve birliğini temsil eden bir simge halini almıştır. ...1808 yılına kadar, yani Napolyon'un ordusunun kaleyi yok etmesine kadar güçlü bir savunma mekanizmasıydı.
ta Karpatlardan gelip Tuna'ya karışan Morava Nehri ve yaşayan canlılar. Ve Tuna ile birleşiyor. Buraları aynı zamanda tekneler için iskele olarak da kullanılıyor. Soğuk savaş yıllarının izini taşıyan bir anıt. İşte Tuna Nehri'nin karşı kıyısı, Batı bloku dediğimiz Avusturya. İşte Batı oradan başladığı için hayatını riske atıp karşıya geçmeye çalışırken ölenlerin isimleri. Yazının metninde demir perde eskiden buradaydı. Açılamıyordu. Yıkılması gerekiyordu. Haklarına ulaşmaya çalışırken 400 kişi hayatını kaybetti. Özgür ve dizginsiz olan sizler düşünme, hareket etme ve hayal kurma özgürlüğünün yaşamaya ve veda edilmeye değer bir şey olduğunu unutmayacaksınız. Bir yandan balık tutanlar. Karşısı Avusturya. Evet, Devon Kalesi'ni bir de bu açıdan isteyelim. Buraya gelmek için benim kadar vaktiniz yoksa Bratislava'nın içinden halk otobüsleri, yani bizim belediye otobüs dediğimiz otobüsler kalkıyor. Otobüs biletleri dışarıdan sadece bozuk parayla ve makineyle alınıyor. İşte gideceğiniz yerin süresine göre ücretlendiriliyorsunuz. Ama değermiş değil mi? Aşağı yukarı kaldığım yerden buraya bir 13 kilometre kadar yürümüş oldum. Böyle dev bir uçurumun üstüne kurulmuş, 212 metre yüksekliğinde bir dev kayanın üstüne kurulmuş bir kale, Devon Kalesi. Ve hemen karşısında Tuna Nehri ve Tuna Nehri'nin karşısı Avusturya ve Tuna'ya bağlanan Karpatlardan sularını alıp Tuna'yı daha da büyük hale getiren Morava Nehri. Ve Avrupa'nın kalbi anıtı. Bu eser sanatçı Daniel Braunowski'nin 1989 yılında Çekoslovakya'yı Avusturya'dan ayıran, sınır telinden kopan dikenli tellerden yaptığı orijinal bir çalışma. Anıtı yapan Braunowski, ilk kalp doğaçlama yapıldı. Çok aceleyle yapıldı.
ama duygularımız tarafından yönlendirildik. Hemen yerinde yaptık. Teknolojik olarak bile hazır değildik. Dışarısının ne kadar soğuk olduğunu hatırlıyorum. 2002 yılında orijinal kalp sel altında kaldı ve bu şekilde iyice paslandı. Konulduğu duvarına da paslarıyla adeta akan kanlar gibi sardı. Bir kano su kayağıyla. Muhtemelen bu Viyana'dan gelen feribot. Burada Bratislava'daki gezi tekneleri bu kadar büyük değil. Ahoy kafe. Buraya gelirim diyordum ama gerek kalmadı. Merhaba kafe. Ahoy. Merhaba demek. İşte burası da Devonport diye geçiyor. Deniz feneri, nehir feneri. Aslında gezi tekneleri Bratislava'dan buraya kadar gidip geliyorlar. Varsa dönüşte binerim diye düşünüyordum. Tabii ki hesabıma uyarsa. Peki öyle bir faaliyet yok gibi sanki. Yine Devon Kalesi'nin aşağı surları. Burada da Rosilov'un heykeli var. Kral Rosilov. Adı Kral. Aynı zamanda da Kral. Ya da Kral Rosilov. Çok mücadele etmiş ama yani Stavropol'a kaptırmış tahtı. Bu da sefer saatleri ve tarifeleri. Bana uygun bir saat değil. Yarım saat sürüyormuş takriben. Fiyatlar da epey. Single gidiş dönüş. 18-15. Devon Bratislava 13. Neyse. Belki de önümden geçen tekneydi. Ancak gelmiş olabilir. İşte Apollon Köprüsü. Üstünde gözlem kulesi var. UFO'ya benzettikleri için UFO gözlem evi diyorlar aynı zamanda. Ve Bratislava Kalesi
şehre tepeden bakmaya devam ediyor. Gece de çekmiştim. İşte böyle sahil bandı gibi düşünün. Tuna'nın karşısında yine tekneli kulüpler, kafeteryalar, restoranlar. Eski fotoromanlar gibi bir şeyler anlatıyor ama. Slovakya Ulusal Müze. Bir yenisi, diğeri de Eskişehir'deki eski belediye binası. Ulusal Müze'ye bağlı birkaç tane daha müze var ama dediğim gibi müzelerin hiçbirinin içini gezmiyorum. Köprüler kenti adeta Tuna Nehri üzerinde aynı anda görebileceğiniz 3 tane köprü. Neredeyse bizim Haliç'imiz kadar var. Böyle bir seyir iskelesi yapmışlar. Ha, ha, ha.